Sabah namazına camiye geldiğimizde cemaat namazı bitirmek üzere olsa biz sünneti kılmamız gerekir mi? Bu konuda şöyle söyleyenler var. Sabah namazının sünnetine başlayıp sonrasında namazdan çıkmak gerekir. Böylece sabah namazının sünnetini kaza etmek vacip olur. Daha sonradan bu sünneti kaza ederiz. Bu uygulama doğru olur mu demişler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sabah namazının sünneti müekket olan bir sünnet, hatta diğer müekket sünnetlere nispetle de vacibe yakın derecede mukavemette kuvvetli olan bir sünnettir. Bunu tabi nereden biliyoruz? Bir insan nafile namazlarda, namazların öncesindeki ve sonraki kılınan sünnetlerde, yani ravatip sünnetlerde kıyama muktedir olduğu halde, yani ayakta kılabilir olduğu halde keyfi olarak oturarak kılabilir ama secdesini yapmak kaydıyla. Tabi sevabı da bu manada daha düşük olacak. Ama sabah namazının sünnetine bir insan muktedir olduğu halde, ayakta kılma imkanı olduğu halde oturarak kılması caiz değildir. Bu da bu sünnetin kuvvetini gösteren bir ölçüdür aslında. Şimdi sualde kardeşimiz camiye geldiniz, sabah namazı kılınıyor, farzı kılınıyor. Siz o anda sünnetle meşgul olmanız durumunda cemaati kaçıracaksınız. Evet. Namazı değil de cemaati kaçıracaksınız. Ne yapmak gerekir? Elbette cemaatin fazileti sabah namazının sünnetinin faziletinden daha mukaddem olduğunu kitaplarımız beyan ediyor. Özellikle Mültekal Ebhur isimli Hanefi kaynaklarından muteber olan bir kaynak kitabıdır ki onun şerhinde Mecmun Enhur'da bu konu açık bir şekilde dillendiriyor. Bu durumdaki olan bir kimsenin sünneti terk ederek direktmen farza durmasının gerekli olduğundan bahseder. Bakın farz namazın kaçması değil, cemaatin kaçması. Evet. Ki nerede kaldı ki farz namazın kaçmasında bunu yapmasının daha önemli olması. Peki bahsedildiği gibi bu uygulama, yani bir insan sabahın sünnetini de kaçırmak istemiyor. Ne yapalım? Onu bir şekilde vacip kılalım kendimize. Daha sonradan farzı kıldıktan sonra ve kerahat vakti de çıktıktan sonra, yani işrak vaktinden sonra bu sünneti kaza mahiyetinde kılmak için bir hile yapılıyor. Nedir bu hile? Hanefi fıkhına göre bir ibadete başlanıldığında, velev ki o ibadet nafile bile olsa, başlamakla o ibadet kişiye vacip olur. Buna fıkıh dilinde ilzam bir şura denir. Başlamakta kişinin ona iltizam etmesi. Burada da insan sabah namazının sünnetine tekbir alarak girse, ki aslında kılma gayesinde değil, farza yetişecektir. Ama bunu kendine bir vacip kılmış oluyor. Sünnetlilik konumundan artık vaciplilik konumuna intikal etmiş oluyor. Sonra selam vererek namazdan çıksa ve daha sonradan da farza duyursa, böylece o sünneti kendisine vacip kılmış olacaktır. Kaza edilmesi gerekecektir. Farzdan sonra da bunu kaza edecek. Yani kerahat vakti çıktıktan sonra da kaza edecek. Böyle bir uygulama doğru mudur? Böyle bir uygulamanın doğru olmadığı kitaplarımızda yine açık bir şekilde, biraz önce bahsettiğim kaynakta bundan da bahsediliyor. Açık bir şekilde böyle bir uygulama uygun değil. Çünkü bir mefsedeyi def etmek bir menfaati celbetmekten daha evladır, daha önceliklidir. Başlanılmış olan bir ibadeti bozmak günahtır. Evet. Dolayısıyla yani ben oradan bir sevap kazanayım diye bir günahı iltizam etmek, bir günaha üstlenmek Müslümanın yapmaması gereken işlerdendir. Dolayısıyla bu uygun bir şey değil. Camiye geldiğinizde baktınız ki sabah namazının farzı bitmek üzere, cemaat bitirmek üzere, hiç sünnete durmadan direktmen uyulacaktır. Peki o sünneti de kılmak istiyorsunuz. Bu noktada zaten İmam Muhammed Rahimullah'ın ki El-Muvatta isimli eserde, yani İmam Malik'ten rivayet etmiş olduğu El-Muvatta isimli eserde İmam Muhammed mücerret olarak sadece sabah namazının sünnetinin de kaza edilebileceğinden bahsediyor. Hanefi mezhebinde tabi tercih edilen görüş farzla beraber kaza edilmesi. Evet. Öğle vaktine kadar, ki biz bu konuyu aslında daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Ama İmam Muhammed Rahimullah sadece sünnet dahi kılınmamış ise
farz kılınmış olsa bile kerahat vaktinden sonra bu sünnetin kaza edilebileceğinden bahsediyor. O yüzden hiç böyle yapmaya gerek yok. Sen o sünneti kılmak istiyorsan işrak vaktinden sonra sen İmam Muhammed'in de bu noktada fetvası var. O niyette sen bunu kılabilirsin. Bunda bir zarar da lazım gelmeyecektir. Ha, gerekli midir? Gerekli değildir, ayrı bir konu. Ama kılmak da istiyorsan kılabilirsin. Nitekim bir müştehit imamımızın buna dair ifadeleri, görüşü de dediğimiz gibi sağlam kaynaklarda vardır. Ama bunu yapabilmek için işte ben namaza başlayayım, bozayım, sonradan işte bunu vacip kılayım şeklindeki uygulama ise dediğimiz gibi bir ibadete başlanıldığında onu devam etmek vaciptir. Vacip olan bir ibadeti kat etmek ise günahtır. Yani onu kaldırmak, iptal etmek de bir mefsedeye sebebiyet vereceği için elbette bu uygulama doğru bir uygulama değildir deriz. Bazen hani hocam güneşin doğmasına 15-20 dakika bir süre kalıyor. Hani namazı yetiştirmek anlamında hemen farza duruluyor ki. Bakın zaten biraz önceki ifademde özellikle vurguladım. Sabah namazını kaçırmaktan endişe yapandan bahsedilmiyor. Evet. Sabah namazının farzını cemaatle kılmaktan endişelenen kimsenin sünneti terk etmesinden bahsediliyor. Nerede kaldı ki farzın yani kaçırılması söz konusuysa tabii ki bu kimse sünneti kılmayacak. Hatta şöyle bile namazın içindeki sünnetler bile terk edilebilir. Yani yetiştirilmeme ihtimali söz konusu olursa. Anladım.